Rose. Hadi gel benimle. Gözyaşı sarayına gitme vaktim gelmiş. Nankör. Onun için bunca yaptıklarımızdan sonra söylenecek laf mı bu? Bir içtin sen. Hiç. Siz olmasanız kim bakardı onun suratına sultanım? 3 gün yaşatmazlardı haremde. Vallahi sultanım ben de şaştım kaldım. Besle kargayı oysun gözünü. Durum hiç hayırlı değil Bülbül. Bizi sarayımızdan kovuyorlar. Her bir köşesinde öyle hatıralarımız var ki. Acılar, ölümler, doğumlar, sevinçler. Bu saray bizim için bir derya. Dışarı çıkarsak nefesimiz kesilir. Balıklar gibi çırpına çırpına can veririz. Buldum sultanım. Bir çözüm buldum. Nereye geldik? Şişt, sakın açma gözlerini. Ahmet. Sakın açma. Şimdi açabilirsin. Gördüğün her şey senin, Kösem. Ahmet. İnan bana Kösem. Senin yanında her şey sönük. Her şey kıymetsiz. Her şey eksik. Ben dahi seninle tam oldum. Lale, hanedanımızın alametidir. Yalnızca hanedan mensubu olanlar takabilir. Ve bir de sen. Yüzük Kösem'in annesininmiş. Nasip Ağa verdi bana. Ona da bir adam vermiş. Söylediğine göre Kösem'in babasıymış. Ne diyorsun sen cennet kafa? Emin misin bundan? Eminim. Adamın adı Enzo. Ta Kefalonya'dan gelmiş. Kızını aramaya.
Çareyi gök dererken yerde bulduk. Şimdi elimize düştün Köse. Hünkârım, Anadolu yangın yerine dönmüş. Ordunun başında sizin olmanız askere cesaret. Düşmana ise korku verir. Elbette o günlerde gelecek Nasuh Paşa. Lakin bu padişahımızın katılacağı ilk sefer. Büyük hazırlık ister. Süratle bitmesi için ne lazımsa yaparız Derviş Paşa. Hazırlıklar için talimat verdim zaten. Lakin vaktimiz yok Nasuh. Askerin başına evvela sen geçeceksin. Celali eşkıyasının üzerine sen yürüyeceksin. Emru ferman yüce padişahımızındır. Lakin başımızda siz yüce hünkârımızın
Sultanım. Biri hünkârımızın odasına girmiş. Hem de ben uyurken. Resmimin üstüne kan renginde boya dökmüş. Demek ki birilerini üzmüş, hayal kırıklığına uğratmış ve dahi kızdırmışsın. Bunu yapanlar bilsinler ki Cennet Hatun, o resimdeki Anastasya çoktan öldü. Artık kösem var ve kimse bunu köseme yapamaz. Anastasya bizim için de öldü. Vaka resmin üstü bu yüzden kana bulandı. Köseme gelince ona yapacaklarımızı hayal bile edemezsin. Ne yaparsanız yapın karar değişmeyecek. Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Hanedanımızın alametini takmak seni sultan yapmaz hatun. Sen bir cariyesin. Cariyeyim. Siz yüce sultanımızın bile sarayda kalmak için muhtaç olduğu bir cariye. Bizim şu hayatta aldığımız her kararın bir neticesi var. Ama iyi ama kötü. Yanımızda olmaktansa karşıda olmayı seçtim. İtaat etmek varken ihanet etmeyi seçtim. Elbet bunun bedeli olacak. Ben hünkârımızın yanında olmayı seçtim sultanım. Ne diğerleri gibi kaderimi anladım ne de sizin gibi kaçmayı seçtim. Sen kimsin? Ne haddine bu sözler? Senin yaşın kadar ölümden döndük. Kaç defa zehirlendik haberin var mı? Kaç kere hançerlendik sırtımızdan? Ateşlere, kuyulara attılar ama hamdolsun. Hepsinden sağ çıkmayı bildik. Sultan, hiç şüphen olmasın. Yine çıkacağız. Ve bize baş kaldıran herkesin başını ezeceğiz. Çekilebilirsin. Kösem at. Bekle. Af dile Kösem at. Af dile. Vallahi ben de konuşurum sultanımızla. Hata etmiş, merhametinizi esirgemeyin derim. Af mı? Hünkârımıza sadık olduğum için mi? Artık herkes boyun eğse de ben boyun eğmem. Safiye Sultan bu saraydan gidecek. Ya Kösem Hatun, keskin sirke küpüne zarar demişler. Nihayetinde hünkârımız sultanımızın torunudur. Yarın bir gün bu fırtına diner, sarılır, unuturlar her şeyi. Ama olan sana olur. Etme, af dile. Gel. Handan Sultanım. Hünkârımız Safiye Sultanımızı sürgün etmiş. Emir verdim halime. Payitahtın dört bir yanında kurbanlar kesilecek. Helvalar kırılacak, lokmalar dökülecek, fakir fukara doyacak. Yerinizde olsam eğlenmek için biraz daha beklerdim. Safiye Sultan bu. Sevincimizi kursağımızda koymakta üstüne yok. Gel. Vayde sultanım. Sultanım. Bu oda senin kalbin abi. Nasıl girerler buraya? Ya bir gün sana da zarar verirlerse? Paşa Hazretleri, emrettiğiniz üzere bu sabah hünkârımızın dairesiyle alakadar olan herkesi getirttim. İçinizden biri hünkârımızın yerine başkalarını hizmet
ediyor. Her kimse söyleyin. Yoksa cezasını hep birlikte çekeceksiniz. Yemin ederim benim haberim yok paşam. Nasıl oldu anlamadım. Ya sen? Ben de masumum paşam. Günahım yok. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Dudağın, alın bunları. Hepsini tek tek boğup denize atın. Bir hatun daha vardı sabah paşam. Gülşen Kalfa. Nasıl olur? O da bizimleydi. Şimdi yok. Kesin o yapmıştır. Dudağın. Harbi hatun yok. Niye daha önce söylemedin? Ağlar, çabuk bulup getirin şu kalfayı. Gel. Hünkârım, şüpheli bir kalfa tespit ettik. Ağlar birazdan huzurunuza getirecek. Benim has odam sana emanet değil mi derviş? Benim canım sana emanet değil mi? Bugün bunu yapan yarın soframa zehir sokmaz mı derviş? Bağışlayın hünkârım. Kabahat kulun işi. Efendimize düşen af o ihsandır. Derhal tedbir alınacak. Safiye Sultan işi bu. Aklınca gözdağı veriyor. Hem seni hem gözlerini tehdit ediyor. Yarın gidiyor valide. Yarın gidiyor. Gel! Hünkârım, kalfayı hiçbir yerde bulamadık. Anlaşılan hadiseden hemen sonra saraydan ayrılmış. Bu sabah hizmetimde kim varsa saraydan kovun. Kovun ki bir daha kimse buna cüret edemesin. Çekilebilirsiniz. Ne yapıyorsun sen? O ceberut yüzüne hasret kaldım. Geleyim göreyim de gönlüm şendensin dedim. Şimdi böyle mi olduk ağam? Vaktiyle az koşmadın peşimde. Şşt! Sus! Biri duysa gerçek sanacak. Sonra ayık da pirincin taşını. Hacı adamsın, çarpılırsın. Yalan söyleme. Zamanında yüzüm yandığında... Cennetim, sen sakın üzülme. Ben seni alırım demedin mi bana? Tövbe aşağı. Kuru iftira. Alıp ne yapacaktım acaba seni? Hı? Öpmem yok, sevmem yok. Turşunu mu kuracaktım? Malumat bekliyorum. Sultanım. Hünkârımızın etrafına kim gelecekse bizzat seçip sorgu sual edeceğim. Bundan böyle güvenmediğimiz hiç kimseyi yaklaştırmayacağım. Esas uzak durması icap eden senken... ...seçtiğin ağlara neden itimat edeyim? Bütün hayatım sizinle geçti sultanım. Siz ve hünkâr oğlunuzla. Ne yaptıysam sizi korumak içindi. Zinhar ihanet etmedim, etmem. Derviş paşam. Söyle. Yeni kuleden geldi. Şahin Giray sizi görmek istiyormuş.
Nasıl olur? Ha? Şahin Giray kimseyle temas kurmayacak demedim mi? Bağışlayın sultanım. Hünkârımızı sefere çıkmak için ikna edemedim. Ordunun başında serdar olarak ben gidiyorum. Ne yap et? Sultan Ahmet'i sefere çıkar. Ya da bir şekilde uzaklaştır. Aksi takdirde eski saraya gitmek zorunda kalacağız. Elimden geleni yaparım sultanım. Lakin derviş varken çok zor. Fırsat vermiyor. Kefalonya'dan getirdiğiniz hatun da az değilmiş paşam. İlk fırsatta ihanet etti sultanımıza. Hatunun babası buradaymış Nasu. Kızını aramaya gelmiş. Adının Enzo olduğunu söylediler. Doğru mudur? İsmi Enzo'ydu. Tüccar Enzo. Bu küçük yılan çok kıymetli. Torunumuz ondan başkasını ne görüyor ne dinliyor. Canını yakalım da bizim kim olduğumuzu anlasın. Derviş paşa, nihayet geldim. Mektup gönderdiğine göre satın aldığın birileri var. Onların kellesini almaya geldim. Sen evvela kendi kelleni düşün derviş paşa. Ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmem. Ama beni bu delikten çıkartacaksın. Beni ve kardeşimi. Ya çıkarmazsan? O vakit Sultan Ahmet senin bir hain olduğunu öğrenir. Şahin bana her şeyi anlattı. Vaktiyle ona hizmet etmişsin. Mazin epey karanlık derviş. Gece gibi karanlık. Yakında Fahriye Sultanımızla evleneceğimizi de anlattı mı? O çok sevdiğin, aşktan yanıp tutuştuğun Fahriye Sultan'la? Zinhar buna müsaade etmeyeceğim. Duydun mu beni derviş? Ona dokunursan seni öldürürüm. Derviş, padişaha her şeyi anlatırız. Bağırın bakalım, bağırın, bağırın, haykırın, hadi. Hünkârımız işitir belki sesinizi. Bitti Şahin Giran, bitti. Elinde hiçbir delil yok. Kaybettin. Kaybettiniz. Bitti. Bitmedi derviş. Bitmedik. Bizden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Nedir bu halin? Resmine mi üzülüyorsun yoksa hala? Artık maziye üzülmüyorum. Benim yerim burası, senin yanın. Üzüldüğüm istikbalimiz.
Ne demek bu? O gece büyücü kadın şifanın bir bedeli olduğunu söyledi. Ne bedeli? Ömrüm boyunca kor ateşlerde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin yasını tutacaksın dedi. Pişman değilim. Yine olsa yine aynı kararı veririm. Lakin korktum işte. Senin için korktum. Benim için korkma. O meczup bana kardeşim Mustafa'nın taht için geri döneceğini de söylemişti. Hiç kimse istikbalde ne olacağını bilemez. Cennet Kalfa, Bülbül Ağam. Neredesin mübarek ya? Sezan okunacak neredeyse. Çarşıda işlerim vardı ağam. Hayrolsun. Meseleyi anlattım Nasip Ağa. Şu Kösem Hatun. Onun babasıyla alakalı konuşmak istiyoruz. Nerede buluruz adamı? Epeydir çarşıda bir handa kalıyor. Kimselere bir şey söylemedin inşallah. Hadiseyi bizden başka bilen yok değil mi? Yok, yok ağam. Hala. Şimdi. Söyleyeceklerimi iyi dinle Nasip Ağa. Bütün gözler üzerimde. Herkes bana verdiğin hediyeleri konuşuyor Harem. Değil Harem, cümle alem konuşacak seni. Kösem diyecekler. İşte bu hatun. Bir yan bakışıyla meftun etmiş. Kuluk kölesi etmiş hünkârımızı diyecekler. Esas aşkınla yanan benim Ahmet. Kul köle olan benim. Öyle bir yandım ki bir ömür yetmez küllerimi savurmaya. Ben sana nice şehzadeler, nice sultanlar vereceğim. Şehzademi sen doğuracaksın. Ben adını Osman koyacağım. Osman. Devlet aleni. Hanedan Ali Osman'ın kurucusu. Gidecek misiniz? Hünkârımız böyle buyurmuş. Ne gelir elden? Bülbül Ağam, sultanımızın parmağındaki yüzük şahsi malı mı yoksa hazine-i Hümayun'a mı ait? Hazine malıysa almamız icap eder. Şimdi paralarım seni burada. Cahil cahil konuşup benim asabımı bozma. O yüzük Hürrem Sultan'dan Nurbanu Sultan'a, ondan da Safiye Sultanımıza miras kaldı. Hülasa, yüzük Safiye Sultanımızın şahsi malıdır. Onu da söyleyeyim. Anladım Gülbül Ağam. Dikkatli taşıyın. Bu sandıklarda soğan yok. Billur bardak var. Cümlenizi esir pazarına satsam çiftini alamam. Hadi, hadi. Dikkatli taşı. Kırarım kafanı. Kızgın mısın bana Cennet Hatun? Ne bekliyordun? Gözyaşı sarayına ömrümüzü tüketmeye gidiyoruz. Sayende. Ama maşallah sana.
Şehzade doğurmadan sultan oldu. İşittik. Hünkârımız hediyeleri boğmuş seni. Aslında gittiğine sevinmem gerek. Bana etmediğin eziyet kalmadı. Lakin yine de bir kalbin olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir zamanlar vardı dediğinden. Söküp attım ben onu. Domuz yüreği koydum yerine. Ama göreceksin Hatuncuk. Bu sarayda vicdanı olan, kalbi olan pek yaşamıyor. Benim kalbim hep yerinde kalacak. Masum melek gibi olacaksın değil mi hep? Hürü bak. Ama hepimiz gibi eteklerine çamur bulaşacak. Ellerine kan bulaşacak. Lakin can tatlı. Evlatların olduğunda görürüm ben seni. Gözüm. Dikkatli taşıyın, dikkatli. Bülbül, ne var bunların içlerinde? Elinin körü var. Aç bak sual edeceğine. Edebinle konuş. Vallahi tüylerini yolarım senin. Değil Eskisaray'a gitmek, yatacak yerin olmaz. Asıl sen kendine dikkat et Hacı. Artık bir gözün açık uyuyacaksın. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Tenhalarda dolaşmayacaksın. Safiye Sultanımızın hediyesidir. Beğendiklerinizi alın. Safiye Sultanımız pek cömertmiş. Küp küp altınlar nerede acip? Esas onu dağıtaydın ya. Biz de nasiplenirdik. Kim bilir nerelere gömdün. Asıl seni gömeceğim seni. Haberin yok. Bülbül ağa. Sen de mi yüz çevirdin bana? İstersen bir şekilde kalmanı sağlarım. Benim yerim Safiye Sultanımızın yanıdır. Cehennem dahi olsa giderim. Hem en zor günde sultanını satan, yarı yolda bırakan birine nasıl itimat edeceksin? Sultanım. Hünkârım. Eskisaray'da en az burada olduğunuz kadar rahat edeceksiniz. Ayrıca bir arzunuz, eksiğiniz olursa... Sultanım, afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Son zamanlarda... olan olaylardan sonra biraz yorgun. Üzgünüz. Öyle olsun istemezdik. Validem! Validem! Tanrım. Hekim çağırın çabuk! Validem! Çok üzgündü son günlerde. Bunu hak edecek ne yaptım diye kendini yedi bitirdi. Hekim kadın, vaziyeti nedir? Keder hünkârım. Keder sultanımızın içine bir kurt gibi kemirmiş, onu dermansız bırakmış. Sultanım, daha iyi misiniz? Gitmemiz lazım. Aman sultanım, ne gitmese sizin istirahat etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gitmeyeceğiz hekim kadın. Eski sarayda,
kâfi miktarda istirahat edeceğiz zaten. Validem Sultanım. Durun. Zinhar kalkmayın. Hünkârım. Gördün mü bak? Senin yüzünden hasta düştü sultanımız. Ben ne yaptım ki? Hünkârımızın kararıydı. Eğer isteseydin mani olabilirdin. Hünkârımızın sana olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Pişman mısın yoksa? Üzüldün mü? Hastalanmasına sevinecek halim yok elbet. Nihayetinde Safiye Sultan hepimizin büyük validesi. Yerinde olsam oradan sağ çıkmaması için dua ederdim. Zira kötü bir huyu var. Yılanın başını küçükken esmeye bayılır. Siz hala hayatta olduğunuza göre bu hususta pek marifetli değil. Aslanım. Verdiğin karar. Validem. Yeniçeri Ocağı'na gitmem gerek. Sefere gidecek bölükleri teftiş edeceğim. Daha sonra. Vaziyet nedir sultanım? Hünkârımız Safiye Sultan'ın iyileşene kadar burada kalmasını münasip gördü. Madem kalkmayın durun. Dinlenin biraz. Cennet. Güvercin kalbi. Kan sızması için. Nasıl? Hepsi oyun muydu? Hasta falan değil misiniz? Ne oldu Fahriye? Sevinmedin mi? Hasta olmamızı mı tercih ederdin? Hayır. Sen dairene dön Fahriye. Bülbül, sen de hekim kadına mükafatını ver. Aman diyeyim, ağzını sıkı tutsun. Merak etmeyin sultanım. Hekim kadın oyununu öyle güzel oynadı ki bilhassa da siz. Vallahi bir an ben dahi hasta olduğunuzu düşündüm. Uzatma. Kösem'in babasından haber ver. Nasip Ağa'ya ilettim sultanım. İcabına bakılacak. Âlâ. Nasip Ağa, nerede kaldın? Haber yollamışsın. Sabahtan beri seni bekliyorum. Ancak gelebildim Signor Enzo. Hazırsan hemen gidelim. Kızın öyle çok sevindi ki seni görmek için can atıyor. Ben de öyle Nasip Ağa. Ben de öyle. Nihayet o gün geldi. Nasip'e tekrar kavuşacağım. Nasya değil Enzo. Onun adı artık Kösem. 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 Hadi geç kalmayalım. Evet. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Kalkış. Acele edin çabuk.
elin pek yatkın. Bir şey mi oldu? Haleme geldiğin ilk günü hatırlıyorum da. Vahşi bir kurt gibiydin. Ailemi, annemi özledin diye başımızın etini yedin. Şimdi bakıyorum da sarayı evin bellemiş. Maşallah sana. Kendini benim yerime koy Cennet Hatun. Hiç bilmediğin, tanımadığın birileri seni evinden, ailenden koparıp alıyor. Ne hissederdin? Biz de toprakta yetişmedik ya. Ben de aynı senin geçtiğin yollardan geçtim. Lakin senin aksine ayıla bayıla geldim ben buraya. Zira çok yoksul bir hayatımız vardı. Bu sefaletin içinde saray benim kurtuluşum oldu. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Biliyor musun? Rahmetli hünkârımız bayılırdı bana. El üstünde tutardı beni hep. Seni? Hı hı. Beni. Anamızın karnından böyle doğmadık ya. Ben de tazecektim senin gibi. Çoğu hünkârımızın yüzünü görmezken ben iki kere halvete girmiştim. İki kere. Sana söylemiştim ya. Kalbi olan bu sarayda yaşayamaz diye. İşte o gün öğrendim ben. O gece beni yine çağırmıştı hünkârımız. Lakin ben gidemedim. Neden? Hatunlardan biri beni kıskanmış. Yolumu kesmek için yastığıma zehir sürmüşler. Yüzümü yaktılar. Demek bu yüzden. Ne korkunç. Neden anlattın şimdi sen bunları? Tehdit mi ediyorsunuz beni? Hayır. Yılları haremde geçmiş bir kadın olarak ikaz ediyorum sadece. Gençliğine, güzelliğine güvenme Hatun. Bir gecede elinden alırlar. Kimse bakmaz yüzüne. Hadi çalış dersin sen. Cennet Hatun. Kim yaptı bunu sana? Bilmem. Hiç öğrenemedim. İşte böyle gözüm. Haremde yüzlerce kız var. Hepsinin de hayali belli. Senin gibi olmak. O yüzden dikkatli ol. Hastalıktan eser yok. Sen ne hatun sözünü tuttu. Bu nasıl laf Ali? Hünkârın gözdesi o. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Hepinizin gözlerindeki kıvılcımı görüyorum. Yumruğunuzdaki kudreti. Yiğitlerim. Siz aslanlarım. Reayama zulmeden, Anadolu'yu talan eden celalilerin, eşkıyanın hakkından geleceksiniz. Sultanahmet çok yaşa! Kılıcı değsin arşa! Sultanahmet çok yaşa! Hünkârım. Zülfikar ağa. Sultanım. Safiye Sultan'ın yine sarayda kalmamın yolunu buldu. Fakat merak etmeyin. İyileşir iyileşmez bu sayeden gidecek. Peki sen derviş. Sen ne zaman gideceksin? Ahmet'im ocaktan döner dönmez konuş onunla. Aznini iste. Ne dersen diyeyim sultanım, hünkârımız kabul etmez. Üstüne bir de şüphe duyarlar.
Buna mecbursun. Zira öyle sırlarım var ki. Düşmanlarımız öğrenirse maazallah hepimizi yakar kavurur. Hünkârım, maksatları payitahta yürümekti. Ancak sizin iyileştiğiniz haberi gelince çadırlarını söküp kaçtı eşkıya sürüsü. Bir mesele daha var. Oldukça mühim bir mesele hünkârım. Gözde cariyeniz eşkıyanın elinde. Raşa Hatun. Ne dersin sen Zülfikar'a? Mümkün değil. Öldüğünü söylemişlerdi. Yok. Gözlerimle gördüm. Hatun yaşıyor. Üstelik cariyeniz gebe. Tam olarak nerede bunlar ağa? Nereye giderler? Konuşmalarını işittim. Az bir birlikte Kara Seyit denilen eşkıya cariyenizi Hamid iline götürüyor. Sayıları oldukça az. Emredin yola revan olup önlerini keselim hünkârım. Derhal hazırlık yapın, önlerini bizzat ben keseceğim. Hünkârım, saraya gidip malumat vermem icap eder. Lüzum yok Nasuh Paşa, daha sonra haber yollarız. İskender, sen de bizimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Kösem Hatun. Bu gecede sen mi gideceksin hünkârımızın yanına? Sakıncası mı var? Elbet var. Biz niye buradayız? Madem bir tek sen gideceksin, azat etsinler bizi. Evlerimize dönelim. Kim sana mani oluyor? Hünkârımız seni çağırdı da ben mi durdurdum? Senden fırsat mı kalıyor? Uzatma Firdevs Hatun. Hiç abuk unuttun. Kösem Hatun olmasa biz şimdi hepimiz ölmüştük. Bizi o kurtardı. Kösem Hatun, Safiye Sultanımız çağırdılar. Hacı. Sultanım. Sultanım. Ne oluyor derviş? Ne bu halin? Konuştum mu Aslan'ımla? Aslan istedin mi? Bekledim lakin gelmediler. Zira bizzat eşkıyanın üzerine varacağı söylendi. Ne diyorsun sen? Neden? Nasıl olur? Sebebini henüz bilmiyorum. Hünkârımız apar topar yola düşmüş. İşin kötüsü Nasuh Paşa da yanında. Tuzak bu. Evladımı ateşe çekiyorlar. Merak etmeyin. Peşlerinden gideceğim. Sultanım. Alem sana emanet hocam. Bilhassa Safiye Sultan'a dikkat et. Yokluğumuzu fırsat bellemesin. Gel. Sultanım. Yüzümü dahi görmek istemediğinizi zannediyordum. Hislerimiz değişmedi. Üzdün bizi. Malum. İhanet, hayal kırıklığı üzer insanı. Kalbini yaralar. Sevdiğim bir insanı kaybetmek mesela. Öyle acı ve kederlidir ki. Siz beni hiç sevmediniz ki sultanım. Kullanmak istediniz hünkârımıza yakın olmak için. Ben sizi sevmiştim. O kadar hayran olmuştum ki hakikati görememişim. Göremediğim başka hakikatler de var Kösem. Sultanım. Ne oluyor Bülbül? Hünkârımız ani bir kararla payitahttan ayrılmışlar. Kimseler nerede olduklarını bilmiyorlar. Müsaadenizle.
Hünkârımız ilk defa payitahttan ayrılıyorlar sultanım. Tam da ihtiyacınız olduğu anda. Üstelik şehzademizi de yanlarına almamışlar. Şükür rüzgar bizden yana. Kaybedecek tek bir an bile yok Bülbül. Derhal Halime'ye haber ver gelsin. Sultanım, peki Signor Enzo ne olacak? Nasip Ağa derdest etmiş. Kapatın bir yere. Zamanı geldiğinde çıkar meydana. Şimdi haremi ateşe verme vakti. Merakımı mazur görün sultanım. Neler oluyor? Bülbül Ağa hünkârımızın aniden saraydan ayrıldığını söyledi. Neden hiçbir şey sır kalmaz haremde? Doğru, eşkıyanın üzerine varacakmış aslan. Bu kadar ani ne olabilir ki? İşte orası muamma. Sebebini bilmiyoruz. Geçmiş olsun sultanım. Maşallahınız var. Çabucak iyileşmişsiniz. Sizin için şerbetler, tatlılar hazırlattım. Menekşe. Dün gece rahat uyuyamadın Halime. Ondan öncekiler gibi senin halinden bu sarayda en iyi ancak biz anlarız. Cellatlar kapını çalacak. Evladını alıp götürecekler diye her gece uykuların bölünüyor. Çok şükür hünkârımız merhametli. Kıymayacağım diye söz verdiler. Söz uçup gider Halime. Sabah uyandığında sana evladının tabuduna sarılmak düşer. Allah'ım esirgesin. Amin. Amin de Sultanahmet. Son hadiselerden sonra hepimize öfkeli. Bizi sürgün etti. Senin akıbetin de belli. Teklifiniz nedir sultanım? Zannediyorum meselenin özü bu. Sultanahmet İstanbul'dan ayrılmış. Celali eşkıyasının üstüne yürüyor. Teklifimiz o ki geri dönmeden şehzademiz Mustafa'yı tahta çıkaralım. Tuhaf değil mi sultanım? Bize veda etmeden gitmezlerdi. En azından haber bırakırlardı. Belki de gitmesine mani olurum diye gelmedi. Bilmiyorum. Lakin telaş etme. Derviş Paşa peşinden gitti. Ben hünkârımızın düşmanlarını gördüm sultanım. Tek tek gözlerine baktım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Nasıl telaş etmem? Sırf sizi gözyaşı sarayına sürdü diye hünkârımızı tahttan indireceksiniz. Ve ben buna inanacağım. Kolumuzu kanadımızı kırıyorlar Halime. Yıllar evvel kurduğumuz nizamı değiştiriyorlar. Az çok biliyorsun bizi. Sence buna müsaade eder miyiz? Size neden güveneyim? Başka çaren yoktu ondan. Daha evvel merhum oğlun Mahmud'u tahta çıkarmak istedin. O gün başaramadın. Zira karşında ben vardım. Lakin şimdi yanındayım Halime. Şehzademiz Mustafa'yı ancak biz çıkarabiliriz tahta.
Merak ediyorum onu nasıl yapacaksınız sultanım? Zira herkes Sultanahmet'in etrafında birleşti. Devletin en mühim makamları hala elimizde. Öyle ki en güvendikleri paşalar, ağalar bize hizmet veriyorlar. Bilmiyorlar. Bilhassa sipahiler. Bir işaretiniz kâfi. Sultanahmet'in saltanatı yerle bir olur. Fazla vaktimiz yok Halime. Bu gece iyi düşün taşın. Yarın öğlen vakti İncil'i köşke gel ve kararını söyle. Eğer kabul edersen derhal harekete geçeriz. İyi düşün. Bir daha böyle bir fırsat eline geçmez. Bülbül. Halime Sultanımız geçmiş olsuna geldi zahir. Hay maşallah. Zehir gibisin mübarek. Şakkadan akanladın. Ah hacam. Keşke yarın bir gün başına gelecekleri de anlasaydın. Ne gelecekmiş? Bak. Benden duymuş olma. Sultanımız pek kızgın sana. Uykusunda boğun diye emir verdi. Onu da söyleyeyim. Korkma ağam, korkma paşam. En fazla Mısır'a sürgün eder, kurtuluruz senden. Asıl sen yap hazırlığını. Hünkârımız döner dönmez cehennemin dibine gideceksin. 40 gün 40 gece davul çaldıracağım arkandan. Vallahi. Karamarsık. Odana dön Kösem. Zinhar korkma. Meydanı Safiye Sultan'a bırakacak değilim. Seni de koruyacağım. Mesele ben değilim sultanım. Hünkârımız. Ona ulaşmamız şart. Neler olduğunu öğrenmeliyiz. Gel. Validem, Halime Sultan'ı gördüm az evvel. Safiye Sultan'ın dairesinden çıkıyordun. Geçmiş olsuna gitmişmiş. Anında harekete geçtiler. Allah'ım, sen koru aslanım. Ne olabilir ki? Ne yapabilirler? Hacı ağa. Halime Sultan vaktiyle büyük oğlu Mahmud'u tahta çıkarmak istemişti. O geceyi unutmam. Kabus gibiydi. Sonradan inkar ettiler. Fakat hepimiz biliyoruz. Halime Sultan Şehzade Mustafa'yı tahta mı çıkaracak? Onun gücü yetmez. Lakin Safiye Sultan yapabilir. Evladımın yokluğunu fırsat bilip şehzadeyi tahta çıkarabilir. Hacı ağa, neden kaydeler uymaz aslanım? Kaideler? Kaidelere göre hünkârımız şehirden ayrılırken şehzadeyi de yanında götürmeli. İster bir gün, ister bir yıl. Fark etmez. Şehzade yanında olmalı ki yokluğunda tahta çıkarılmasın. Döndüğünde ne olacak peki? Ya savaşır ya da... Herkes alacağı cülüs bahçene bakar. Bilhassa askerler. Zaten çoğu Safiye Sultan'ın adamı. Şehzade gözümüzün önünde mani oluruz. Kimse cüret edemez buna. Hacı ağa, derhal tedbir al. Halime Sultan'ın attığı bütün adımları bilmek istiyorum. Şehzadeyi de dairesine kilitleyin. Bağışlayın fakat bunu yaparsanız şimşekleri üzerimize çekmez mi sultanım? Hacı ağa, haklı sultanım. Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmak isteyenler bunu bahane eder. Benim şehzademiz daha çok küçük, masum. Annesinden ayırıp korkutmayalım.
Safiye Sultan'a güven olmaz. Katiyen. Tuzak bu sultanım. Zinhar. Diyelim ki öyle. Ve biz bu tuzağa düştük. Bundan kazancı ne olabilir? Şehzadem Mustafa'dan kurtulmak mı istiyor? Hiç sanmam. Mustafa'mın varlığı Ahmet'e karşı her daim en güçlü silah onun için. Bu yüzden asla vazgeçmez. Öyle de Safiye Sultan bu. Onun karanlık zihnindekileri yalnız ifritler bilir. Doğacak ilk şehzade evladımın ölüm fermanı demek Menekşe. Ve ben bu hakikatle yaşamaktan yoruldum artık. Hünkârımızın sözünü unutmayın. Zinhar kıymayacaktır. Ya sözünü tutmaz? Mustafa'ma kıyarsa ne yaparız? Safiye Sultan'a güven olmaz evet. Lakin şimdi etekleri tutuştu. Bütün iktidarını, gücünü kaybetmek üzere olduğunu kendi de biliyor. Mustafa'm son umudu. Hamid iline doğru ilerlemekte Celal'e. Bizler... Hünkârım. Gel Zülfikar. Yola revan olma vakti gelmiştir hünkârım. İnşallah Gülek Boğazı'nda eşkıyanın önünü keseceğiz. Toparlanın bir an evvel yola koyulalım. Hünkârım, affınıza sığınıyorum. Lakin eşkıyaya baskın verdiğimiz an sizin uzakta, güvenli bir yerde olmanız icap eder. Kargaşada sizi nasıl koruruz hünkârım? Siz merak buyurmayın paşam. Hünkârımızın canı evelallah bana emanettir. İşittin mi Nasuh? Korkmana lüzum yok. Haddini aşma. Benim olduğum yerde sana laf düşmez. Hünkârımızın olduğu yerde de size laf düşmez paşa. Kimden aldın onu? Hünkârım, bağışlayın ben... Ne yaptın sen İskender? Hatun kurdelesini ateşe attığını işitirse pek üzülür. Hünkârım ben... Kim bu hatı söyle bakalım. Belli ki gönlünü fena kaptırmışsın. Ben... Bilmiyorum hünkârım. Yani öylesine biri. Sokakta karşılaştım. Daha sonra da görmedim zaten. Aslanım pek cömert. Sultanlara bile nasip olmaz bu kadarı. Hünkârımız yüce gönlüyle lütfettiler. Öyle. Bizim için yaptıklarından sonra hepsini hak ettin. Lakin kıymetini de bil Kösem. Gösterişten kaçın. Öyle çok da fazla göze batma. Haremde sırasını bekleyen onlarca hatun var. Kıskanıp üzerine gelmesinler. Hünkârımızdan hala haber yok mu sultanım? Maalesef. Ya senin bana vereceğin müjdeli bir haber yok mu? Aslanım iyileştikten sonra senden başka halvete giden olmadı. Henüz yok sultanım. Lakin hissediyorum. Tez vakitte gelecek beklediğiniz haber. İnşallah. Sultanım.
Safiye Sultan dairesinde sizi bekliyormuş. Mesele mühim dediler. Vallahi neyin peşindeler bilmem artık. Hacı Ağa. Olup biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne lüzum var sultanım? Neden gidiyoruz? Safiye Sultan ne kadar ciddi öğrenmem gerek. Sonrasına bakacağız. Kabul mü edeceksiniz yoksa? Yapmayın ne olur. Şehzademizi maazallah tekrar ateşe atmayalım. Daha ne kadar devam edecek bu oyun sultanım? Hasta olmadığınızı ikimiz de biliyoruz. Buhran da bir hastalıktır Handan. Gam kasavet üzer insanı. Kalbini yaralar. Kalp? Bir kalbiniz olduğunu sanmam. Gel yaklaş şöyle. Söyleyeceklerimiz mühim. Halime dün gece dairemize geldi. Hususi konuşmak için. Haberim var. Peki neyin peşinde olduğundan da haberin var mı? Bize neyi teklif ettiğini biliyor musun? Eski saraya gitmek şöyle dursun. Bizi baş tacı edecekmiş. Karşılığında da hazır hünkârımız yokken Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmamızı istedi. Haddini bilmez. Ne malum böyle söylediği? Size neden inanayım? Sen bizi bütün kötülüklerin anası belledin. Madem bize inanmıyorsun, Halime'yi takip edin. Takip ediliyor zaten. Gidip bakın o zaman. İncil'i köşkte kimlerle buluşuyor? Kimlerle pazarlık ediyor? Gözlerinizle görün. Neden sultanım? Neden söylediniz bunu? Sulh istiyoruz Handan. Burada kalmak istiyoruz. Kâfi değil mi? Hoş geldiniz sultanım. Biz de sizi bekliyorduk. Beni mi bekliyordunuz? Sizin ne işiniz var burada? Safiye Sultan nerede? Bağışlayın. Fakat Safiye Sultanımızdan haberimiz yok. Biz sizin için geldik. Zira Şehzade Mustafa'nın hayatından endişe ettiğinizi yazmışsınız. Bizden onu korumamızı istemişsiniz. Ne diyorsun sen ağa? Nereden çıkardınız bunu? Ben hiçbir şey yazmadım. Sizi çağırmadım. Nasıl olur sultanım? İşte... Burada mektubunuz. Sultanım, derhal çıkmamız lazım. Sultanım! Yılanın canını bağışlarsan gelip seni sokarmış. Ben susuzum sultanım. Tuzak bu. Safiye Sultan'ın oyunu. Sipahi ağalarına gönderdiğiniz mektuplar da mı yalan? Alenen yazmışsınız. Şehzadenin korunmasını istemişsiniz. O mektupları ben yazmadım. Farz edelim ki doğru söylüyorsunuz. O halde İncil'i köşkte ne işiniz vardı? Zorla götürmediler ya. Safiye Sultan bana bir teklifte bulundu Duda Hatun. Hünkârımız burada yokken evladımı tahta çıkarabileceğimi söyledi. Hayır dedim.
Sipahi ağalarının orada olduğundan haberim dahi yoktu. Ben gördüğüme, işittiğime bakarım. Hayır. Sakın. Sultanım. Dudu Hatun. İrademdir. Eski saraya yollayın hemen. Sipahi ağalarını da zindana atın. Yapmayın. Safiye Sultan bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Oyuna gelmeyin. Biz dost muyduk ki birbirimize düşelim? Şimdi git. Ve şehzadenle vedalaş. Hayır. Dudu Hatun. Ben Haseki Sultanım. Hünkârımız döndüğünde ne hesap vereceksin? Bağışlayın Sultanım. Lakin hünkârımız gelip nihai kararını verene kadar en münasip eski sarayda kalmanızdır. Sultanım yapmayın. Tuzak bu. Ben Mustafa'yı burada bırakmam. Sultanım! Halime'nin korkuları, hırsları, hayalleri o kadar büyük ki küçücük yeğen bile kâfi. Çırpınsın dursun şimdi. Handan Sultanımız Halime Sultan'ı saraydan göndermek için bahane arıyordu zaten sultanım. Bu hadisenin dönüp kendisine vuracağının farkında bile değil. Biraz ağır bir ceza olmadı mı sultanım? Canını almadığıma dua etsin. Sen de biliyorsun. Yaşadın. Evladım ölüm döşeğindeyken Halime'nin neler yaptığını gördün. Ben Halime Sultan masum demiyorum sultanım. Oraya gittiyse muhakkak bir hesabı vardır. Lakin bu hadise Safiye Sultan'ın da işine yarayacak. Hakikat neyse ortaya çıkmalı. Hakikat. Hakikat kimin umrunda? Elimize böyle bir fırsat geçmişken neden geri çevirelim? En azından bir müddet bekleyin sultanım. Safiye Sultan ne yapacak bakalım. Safiye Sultan aklınca bize yaranmaya çalışıyor. Lakin ne fayda? O da eski saraya gidecek. Ne yaparsa yapsın değiştiremez. Sultanım. Sen. O güzel aklını bu işlere yorma Gözem. Ve zinhar. Benim kararlarımı tartışma. Çekilebilirsin. Anne, ben abimin peşinden gideceğim. Sefere gideceğim. Kılıcım da alacak. Mustafa. İnşallah o günler de gelecek. Büyüyeceksin. Elinde kılıç, nice zaferler kazanacaksın. Validen ne oluyor? Menekşe niye ağlıyor? Bir şeyim yok sultanım. Öylesine hislendim. Kötü bir şey mi oldu? Hayır Mustafa. Kötü bir şey yok. Ben bir müddet burada olmayacağım. Ben dönene kadar sen burada kalacaksın. Nereye gidiyorsunuz validem? Nereden çıktı bu? Telaş etmeyiniz sultanım. Zinhar üzülmeyiniz. Valideniz eski saraya gidiyorlar. Ben ne olacağım peki? Yalnız mı kalacağım? Hadiselerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Bu sarayda kalmanızı sağlamayacak Cennet Hatun. Lakin oyun devam ediyor değil mi? Bu daha ilk adım. Adım adım çıkacaksın merdivenleri ki ayağın takılıp düşmeyesin.
daha gitmiyorum. Döneceğim. Ben de geleyim anne. Beni de götür ne olur. Şehzadem, hünkârımız da yok burada. Siz de giderseniz bizi kim koruyacak? Anneme ne olacak peki? Dönecek. Tez vakitte dönecek. Sizi bırakıp gider mi hiç? Söz mü? Söz. Sultanım, şehzademiz bana emanet. Eğer rızanız olursa onu gözüm gibi korurum. Ben Durkaz sana mı kaldı kardeşim? Uzak dur. Kem aşağı bitti hatunlar. Derhal işlerinizin başına dön. İşte bu hatun. Yapman gereken sadece şehzadeyi korumak. Cennet hatun bekle. Niye koruyacakmışım şehzadeyi? Ne olacak ona? Söylediğime pişman etme. Bilip bileceğini yalnızca bu kadar. Senin yüzünden kellem mi gidecek? Sultanım. Ne yaptın Sedef? Yollayabildin mi mektubu? İnşallah bir gören olmamıştır. Harem karışık. Kimseye ruhu duymamıştır, merak etme. Nerede olursanız olun Azade. Kalbim sizinle. İnancınızı ve gücünüzü kaybetmeyin. Sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Ve biz yeniden kavuşacağız. Tıpkı suyun toprağa kavuşması gibi. Ekmek! 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 Azadelerim! Reyhan'a? Reyhan? Biz seni öldü sanıyorduk. Derviş ağa yalan mı söyledi? Seni boğaza fırlattığını söylemişti. Yalan değil Azadem. Benim bir balıkçı bulmuş. Günlerce onda kalmışım. Vakti iyileştirdi sağ olsun. Ama sonunda döndüm işte. Derviş Paşa'dan intikam almak için geldim. Sen bizi buradan çıkar. Kafi. Dervişin icabına bizzat ben bakacağım. Bu yüzden buradayım Azadem. Sizi çıkarmanın bir yolunu buldum. Nasıl? Söylemem. Bunun için Fahriye Sultan'la temasa geçmem lazım. Zira sizin bir mektubunuz buna kâfi olur. Mektup işi kolay. Evvela sen ne yapacağını söyle. Bir şekilde buluştururum sizi. Hacı! Bostancılara haber ver çabuk. Valide Sultanımız ne yapmaya çalışır? Nice sipahiyamı zindana atılmış. Öyle münasip görmüşler. Öyle kolay değil hacı. Sipahiyalarını yedirmeyiz size. Derhal salıvereceksiniz. Aksi halde sonu kötü olur. Gel. Valide Sultanım. Vallahi canımı zor kurtardım. Gözü dönmüş bunların gözü. Ne oluyor hacı söyle. Sipahiler yolumu kesti. Alenen tehdit ettiler. Alçaklar. Leş sürüsü. Kimmiş bunlar yakalansın. Aman sultanım. Daha kötü olur. Zaten bahane arıyorlar isyan etmek için. Ne yapacağız peki? Kuru gürültüye pabuç mu bırakacağız? Keşke duracaklarını bilsem. İstediklerini verip kurtulalım derdim. Lakin kışkırtılmış bunlar. Mahsus üzerimize geliyorlar.
40 yıldır bu saraydayım. Bu sesleri, bu yüzleri iyi bilirim. İsyan kokusu aldım. Sultanım, bir gece harekete geçerlerse ne yaparız? Maazallah farkına bile varmadan şehzadeyi tahta çıkarırlar. Ve Safiye Sultan cülüs bahşişini öder. Ve akabinde kılıç kuşanıp adını utbu okuturlar. Sultanım, dilim varmıyor ama Sultanımızın emri. Bu gece Şehzade Mustafa'nın odasına gireceksin. Emrin olur ağam. Sultanımıza canım feda. Sizce halledeceğiz Zülfikar. Geldiğimizi anlarlarsa anında öldürürler adamı. Siz hiç merak buyurmayın hünkârım. Ben en güvendiğim adam Önder'den olacağım. Onca yolu seyretmek için gelmedim. Bak sana ne getirdim. Annemle olmadan yemem. Sen bilirsin. Ben yerim o zaman. Ben annemi özledim. Menekşe'yi de özledim. Ben de çok özledim annemi. Babamı, kardeşimi, bir de hünkârımızı. Bir an evvel gelsin diye dua ediyorum. Ben de dua edeceğim. Size trafik olacak dedim, ben çadıra giriyorum. Ağalar, şehzademize mühim bir haber getirdim. Hayırdır ağa, ne haberi? Naşe Hatun. Thank you.
Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Baskın var! Uyanın bre gafiller! Uyanın! Baskın var! Hatunu kaçırıyorlar! Yetti mi hünkârım? Ağlar yetişin! Gülsen? Ne oluyor burada? Cezanem! Dur! Ağlar! Dudu Hatun! Korkma Cezanem! Ağlar koşun kaçıyor! Cezanem korkma! Daha ilk gün almalıydım kelleni. Öyle mi? Hala fırsatın var Kara Seyit. Alabiliyorsan al. Gel. Geri çekilin. Yapamadım abi. Köse Mahtun vardı içeride. Mani oldu bana. Sen görev yerine dön. Sultanım. Bu ne cüret? Nasıl destursuz? Ne oldu sana? Yaralandın mı? Ben değil. Dudu Hatun yaralandı. Ağanın biri şehzademizi öldürmeye çalıştı. Korktuğumuz başımıza geldi. Şehzademiz nasıl? Bir de soruyor musunuz sultanım? Size inanamıyorum. Ağayı gönderen sizsiniz. Haddini aşma Kösem. Sen kimsin? Kimsin de sultanımızı böyle itham edersin? Haddini aşan ben değilim şehzademizi öldürmeye çalışanlar. Ve hünkârımız döndüğünde bedelini ödeyecekler. Kösem. Bir an durup düşünürsen bunu Handan'ın yaptırdığını anlarsın. İstersen gidip sor. Bakalım ne diyecek. Ortalık fena karıştı sultanım. Dudu Hatun yaralandı. Şifahaneye kaldırdık. Şehzadenin vaziyeti nedir? Bir aylık korkmuş. Dilruba sultanımızı yanına aldık. Gel. Halide sultanım, Kösem. Allah senden razı olsun. Şehzademizi korumuşsun. Sen iyi misin? Ben iyiyim sultanım. Safiye Sultan'ın yanından geliyorum. Hadiseyi sahiplenmediği gibi bir de sizi itham etti. Beni mi? Sizin yaptığınızı söylüyor. İnanmadım elbet. Valide Sultanımız böyle bir hata yapmaz. Hünkârımız bile canını bağışlamışken kimse cüret edemez. Öyle değil mi sultanım? Hayır tabii. Zinhar yapmadım. Neden yapayım? Alenen tuzak bu. Safiye Sultan'ın tuzağı. Aslanımla aramı açmak için yaptı.
Hünkârımız gelir gelmez anlatacak darbesizi. Şehzadeyi öldürmeye teşebbüs etmekle itham edecekler. Şükürler olsun ki şehzademiz sağ. Mühim olan bu. Onu korumalıyız. Aksi halde herkes Safiye Sultan'ın yaktığı ateşe düşecek. Müsaadenizle. Şehzademiz nasıl? Sakın! Kimse yaklaşmasın. Uzak durun kardeşimden. Ne oluyor? Korkma biziz. Çıkın dışarı sultanım. Validem gelmedi. Hiç kimse bu odaya girmeyecek. Değil Rubam. Geçti gitti. Şehzademiz artık emniyette. Gel. İşte bizim sultan torunumuz. Her daim böyle dik olacaksın. Kardeşine sahip çıkacaksın. Ailenin yanında olacaksın. Raşa, sen iyi misin? Sayenizde iyiyim hünkârım. Çok şükür karnındaki evladım da iyi. Çok şükür. Gelenler var. Derviş Paşa. Hünkârım, afiyettesiniz inşallah. Raşa Hatun, ölmemiş meğer. Celal-i Eşkıyası rehin tutuyormuş. Öğrenir öğrenmez düştük yollara. Keşke bana da haber verseydiniz. Sizin için hayli endişelendik. Hünkârım, daha fazla durmayalım burada. Gidelim Zülfikar'a. Varlığınla bana güç verdin. Senin gibi yiğitler oldukça bu devletin sırtı yere gelmez. Hünkârım. Derviş Paşa. Payitahtı boş bırakıp gelmene hiç lüzum yoktu. Biz haklarından gelirdik. Hünkârımızı kurtların içine bırakmak istemedim, Nasuh Paşa. Bu nasıl korkudur Handan? Sen ne vakit bu kadar zalim oldun da masum bir şehzadenin kanına girmek istersin? Kendi günahlarınızı benim üzerime atarak bu işten kurtulamazsınız sultanım. Hünkârımız geldiğinde kendini böyle mi müdafaa edeceksin? Beni itham ederek mi kurtulacaksın? Üstelik şehzademizin katli en çok senin işine yararken. Tuzak kurup aslanımı bana düşman etmek istediniz. Lakin başaramayacaksınız. Hünkârımız size değil, bana inanacak. O yüzden mi böyle korkuyorsun? Elin ayağın boşalmış. Tir tir titriyorsun. Şehzademizi tahta çıkaracağız diye öyle korktun ki. İlk fırsatta ölüm emrini verdin. Bir valide sultanı böyle itham edemezsiniz. Senin valide sultanlığın bu kadar işte. İlk rüzgarda tüy gibi uçuverdin. Hata yaptım ben Lazeki. Büyük günah işledin. Şüphesiz cezan da büyük olacak. Sultanım, saçlarınız her daim olduğu gibi ışık saçıyor. Hiç keyfim yok pervane. Başka bir vakit yaparız. Mektup getirdim sultanım. Ver hemen. Girerken haşa huzurda donuma kadar aradılar. Maazallah, üzerimde yakalasalar oracıkta alırlardı kellemi. Az evvel mektup getirdim demedin mi?
donuma kadar aradılar diyorum sultanım. Sizin bildiğiniz mektuplardan değil. Kağıda değil, akla yazılmış. Hafızalarda gizlenmiş. Ezberimde. Sevgilim, vücudum karanlık bir zindanda. Aklımsa hiç yaşanmamış anılarımızın bahçesinde. Gözyaşlarınızla suladığım kalbimle karanlık tohumlar yeşeriyor, kök salıyor. Madem ki ölümün içinden sıyrılıp yeni bir hayat yazmamızı istediler, o halde en kanlısını yazacağız. Her daim buluştuğumuz yere gidin sultan. Bizi kavuşturacak umut orada bekliyor. Kimsin sen? Dön yüzünü. Sultanım. Sizi tekrar görmek büyük şeref benim için. Sultanım. Yemeğiniz hazır. Evlatlarım yalnız. Aç mı susuz mu bilmezken benim boğazımdan lokma geçer mi Menekşe? Kaldır şunları. Gönlünüzü ferah tutun sultanım. Kötü bir şey olsa işitirdik. Sultanım. Bir şey oldu. Şehzademiz de Dilruban Sultan'da iyiler. Saatleri yerinde. Bunları söylemek için seni göndermiş olamazlar, öyle değil mi? Bir şey oldu. Telaş etmeyin sultanım, beni dinleyin. Konuşsana hatun, ne oldu şehzademe? Ağanın biri şehzademizi öldürmeye çalıştı. Nedir bunlar? Müthiş bir ihanetin ispatı. Hanzadelerimizi kurtarmanın tek yolu. Derviş Paşa, müstakbel zevceniz vakti zamanında Şahin Giray'a yazmış bunları. Aman yarabbi. Her şeyi bir bir anlatmış. Merhum padişahı nasıl zehirlediğini, Şahin Giray'ı tahta çıkarmak için ne kadar uğraştığını. Derviş Paşa, hain göbek. Bu kağıt parçaları sultanım, herkesin hayatını ve kaderini değiştirecek. Derviş Paşa artık ne derseniz yapmak zorunda. Peki Fahriye Sultan bizi kurtarabilecek mi? Ne dersin? Sen sıranı savdun Şahin. Başaramadın ve biz senin yüzünden buraya düştük. Şimdi sıra bende. Artık bu meseleyi ben devralıyorum. Her şöyle. Nihayet gözün açıldı kardeşim. Ne demişler? Bir musibet bin nasihattan evladır. Sen de eksik olan ne biliyor musun Şahin? Tutku. Sende tutku yok. Hiçbir şeye tutkuyla bağlı değilsin. Sadece istiyorsun. İstersen boyundan büyük laflar etme kardeşim. Ben cihane hükmetmeye hayal ederken sen Fahriye Sultan'ın koyununa girmeye çalışıyordun. İşte tam da bundan bahsediyorum.
Ben Fahriye Sultan için dünyayı yakıp yıkmaya hazırım. Neredeydin sen? Neden benden habersiz çıktın? Biraz dolaşmak istedim validem. Çarşıya gitmem de mi yasak? Daha evvel çarşıya gittiğinde ne işler çevirdiğini biliyoruz Fahriye. Hiçbir yere gitmek yok. Yasak. Hacı Ağa, ne demek oluyor bu? Halime Sultan nasıl gelir buraya? Sizin de gitmeniz lazımdı. Lakin hala buradasınız Sultan. Valide Sultanımız, Halime Sultanımızı bağışladılar. Zira Şehzademizin daha fazla yalnız kalmasına gönlü razı gelmedi. Koş koş, yetiş. Başımıza çorap ördünüz ama söküp atmasını da bildik. Hamdolsun. Kendi marifetiymiş gibi anlatıyor bir de. O akılları kim verdi besbelli sana. Kösem Hatun. Yahu ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimdendir demiş. Ben yetiştirdim onu, ben. Sen bizi hafife al da. Yakında kafese kapatacağım seni. Altın kafese. Sen evvela ağzını kapat. Vallahi her konuştuğunda midem bulanıyor. Böyle abuk subuk ne dediğim belli değil. Onu da söyleyeyim. Mustafa! Geldim oğlum. Buradayım. Yanındayım. Dilruba'm. Benim güzel kızım. Dudu Hatun'um. Nasılsın? Afiyetlisindir inşallah. Git başımdan hacı. Ne demeye geldiğini biliyorum. Boşuna yorma çeneni. Her şey Safiye Sultan'ın oyunu. Vallahi bizim suçumuz günahımız yok. Eğer konuşursan hepimiz yanarız. Ben orasını bilmem. Ben gördüğümü söylerim. Olmaz. Hünkârımızdan hiçbir şey gizlemem. Derhal izahat ver Handan. Halime neden döndü saraya? Haddinizi bilin sultanım. Valide sultan olarak size izahat verecek değilim. Valide sultanım, ben müsaadenizle... Kal. Kal kösem. Madem bu işlere burnunu soktum, sen de dinleyeceksin sözlerimizi. O gece şehzademizi öldürmeye kalktın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hangi geceden bahsediyorsunuz? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Öyle değil mi kösem? Ne oldu ki sultanım? Âlâ.
Demek bize karşı anlaştınız. Halime de saraya dönmek için susacak. Böylece hadiselerin üstünü örteceksiniz. İlk taşı siz attınız Sultan. Savaşı siz başlattınız. Bak bunu doğru söyledin. Savaşı biz başlattık. Ve hepinizi ezip geçene kadar da devam edecek. İlaveten bir şey unuttunuz. Dudu Hatun. Onu kimse susturamaz. Hünkârımız döner dönmez her şeyi anlatacak. Safiye Sultan haklı sultanım. Hünkârımız bunu er ya da geç öğrenecek. En azından bizden işitsin. Nasılsa Safiye Sultan'ın yaptığını anlayacaktır. Olmaz Gözem. Ya benden şüphe ederse aslanım? Bunu göze alamam. Peki ya Dudu Hatun? Hacı konuşur, ikna eder onu. Mevzu bahis olan hünkârımızın huzuru, saadeti. Dudu Hatun, hünkârımızın böyle bir hadise işitip üzülmesini istemez. Hekim Hatun, ne zaman oldu bu? Neden haberimiz yok? Az evvel girdim ben de sultanım. Yarası ağırdı. Dayanamadı demek ki. Allah rahmet eylesin. Amin. Gel. Nedir vaziyet hacı? Konuştum sultanım. Lakin beni dinlemedi. O vakit günah benden gitti Dudu Hatun. Çaremiz mi vardı sultanım? Eğer duyulsaydı hepimiz için felaket olurdu. Sus hacı. Sus. Zaten senin beceriksizliğin yüzünden bu hallere düştük. O gece şehzadenin işini bitirebilseydiniz, bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Belki de böylesi daha hayırlı oldu sultanım. Gözüm hatun sağ olsun. Hepimizi bu beladan kurtardı. Safiye'nin yaptığını sanıyor hala. Aman bilmesin. Bir de onu düşman etmeyelim kendimize. Sultanım. Gel Kösem.
Handan Sultan'ın pisliğini örtmek için nelere sebep olduğunu gör. Dudu Hatun ölmüş. Senin de eline kan bulaştı artık. Beni suçluyorsunuz, lakin şehzademizi öldürmek isteyen sizsiniz sultanım. O gece orada olmam tesadüf değildi. İçinizden biri şehzadeyi korumamı istedi. Cenneti diyorsan biz yolladık. Zira Handan'ın böyle bir hata yapacağını biliyorduk. Senin mani olmanı istedik. Üstelik Dudu Hatun'u gönderdik yanınıza. Handan kim? Sırf ondan intikam almak için şehzademize kıyar mıyız biz? Yanlış tarafı seçtin Kösem. Hata ettin. Bak kandırdılar işte. Kullandılar seni. Dudu Hatun vefat etmiş dediler. Onu görmeye gidiyorum. Dudu Hatun masumdu. Neden yaptınız? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi gayet iyi biliyorsunuz sultanım. Bana yalan söylediniz. Zinhar alakam yok. Safiye Sultan tuzak kurdu dediniz. Safiye Sultan aklını karıştırmış senin. Hiç değilse şimdi inkar etmeyin sultanım. Şehzade Mustafa'nın hünkârımız dahi canını bağışlamışken siz nasıl kıyarsınız? Mecburdum Kösem. Aksi halde Safiye Sultan şehzadeyi tahta çıkaracaktı. Hepsi yalandı. Sizi tuzağa düşürdüler. Hata yapmanızı istediler, siz de yaptınız. Yaptım. Gene olsa gene yaparım. Neden biliyor musun? Evladımın hayatını tehlikeye atmam. İhtimali dahi kâfi. Halime Sultan'ın yaptıkları ortada. O da yetmezmiş gibi sipahiler tehdit etti. Eğer zindana attığımız ağaları bırakmazsak şehzadeyi alırız dediler. Sen bilmezsin Kösem. Zinhar anlamazsın. Biz bunları daha evvel de yaşadık. Benim hayatım evladımın ölüm korkusuyla geçti. Şehzade Mustafa da bir annenin evladı değil mi sultanım? Onun da bir canı yok mu? Ona kıyarsanız annesi üzülmez mi? Kanunları ben yazmadım Kösem. Bu sarayda sultan olmanın bedeli bu. Her gün evladının canıyla sınanırsın. Bir gün sen de anlayacaksın. Şehzaden olunca anlayacaksın. Size yemin ederim sultanım. Ben bu sarayda oldukça masum çocukların canına kıyılmayacak. Ne yapacaksın Kösem? Söyleyecek misin? Anlaşılan o kim? Her şeyi anlatacaksın. Ne yapmamı istiyorsun hacı ağa? Hünkârımıza yalan söyleyip bu vebale ortak mı olayım? Seni herhangi bir şeye zorlayacak değilim Kösem. Sadece düşünmeni istiyorum. Neticelerini düşün. Eğer konuşursan bu
Bu Handan Sultanımızın ölüm fermanı demek. Hünkârımıza anne katili yaparsın. Hayatı boyunca bu ağır yükü taşır. İstediğim bu. Keşke sultanımız bunu şehzadenin ölüm fermanını verirken düşünseydi. Ne talihli altınız. Daha şimdiden taktın kolyeyi. Bir de şehzade doğurursan senden iyisi yok. İnşallah ilk şehzadeyi ben doğuracağım. İsmi de Osman olacak. İnşallah. Erkek doğurmazsan kıymetin kalmaz bu sarayda. Solar gidersin. Az evvel haber geldi. Hünkârımız saraya varmak üzere. Şükürler olsun. Karşılamada senin de bulunmanı istiyorum. Lakin emin olmak istediğim bir husus var. Merak etmeyin sultanım. Susacağım. Lakin sizin için değil. Hünkârımız için. Ona bu acıyı yaşatamam. En doğru kararı verdin Küsem. Zira konuşman ancak Safiye Sultan'ın işine yarardı. Bir şartım var sultanım. Bundan sonra Şehzade Mustafa'nın kılına dahi zarar gelmeyecek. Ve her ne olursa olsun canına kastedilmeyecek. Ezber yaptın mı Handan? Ya sen Halime? Kösem? Zira hünkârımıza hesap vereceksiniz. Yarın sabah sizi Gözyaşı Sarayı'na uğurlarken konuşuruz bunları. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Valide. Çok merak ettim seni. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Döndüm artık. Aslan torunumuz nihayet sağ salim döndü.
Ağalar. Sizlere bir müjdem var. Gözdem Raşa Hatun. Celal'le eşkıyası rehin almış meğer. O yüzden gizli gitmek zorunda kaldım. Allah'ım çok şükür. İyi misin Hatun? Merak etmeyin sultanım. Ben de torununuzla iyiyim. Allah'ın izniyle hünkârımıza bir şehzade vereceğim. Amin. Öyle zordu ki. Kadın başıma neler çektim. Lakin umudumu hiç yitirmedim. Sürekli dua ettim. Rabbim sesimi duydu da hünkârımız Hızır gibi yetişti. Kurtardı beni. Mahbeker Hatun. Kösem. Hı. İşittim. Kızlar anlattı neler yaptığını. Yokluğumu fırsat bilmişsin. Lakin döndüm artık. Buradayım. Şehzadem de talihiyle, bereketiyle doğacak inşallah. Ve ben başa zeki olacağım. Hünkârımızın baş kadını. Ne yaparsan yap hatun. Bir değil 10 şehzade doğursan fark etmez. Hünkârımızın kalbinde bir tek ben varım. Ve ben onun baş kadınıyım. Bunu da kimse değiştiremez. Baş kadın. Seninle uğraşacak vaktim yok. Allah'ın da sopası yok. Nasıl da oyun etti kadar sana. Rahat bırak beni. Raşa'yı eski saraydan tanırım. Elimde büyüdü. Fenadır o. Şimdiden akıttı zehirini. Yılan. Nasıl soktu lafı ama? Dur yahu. Başka bir şey diyeceğim sana. Hatırladın mı? Annemin yüzüğü. Ne işi var sende? Versene şunu bana. Ben bilmem. Safiye Sultanımız İncili Köşk'e çağırıyor seni. Kendisi söyler artık. Gel. Sultan. Hoş geldiniz. Günlerdir yolunuzu gözlüyordum Derviş Paşa. Nihayet geldiniz. Hayır olsun inşallah. Hayırmış her mi siz karar verin paşa. Vaktiyle Şahin Giray'a hizmet ettiğinizin ispatı olan mektubunuz. Thank you.
Sultanım. Annemin yüzüğü sizde. Sana baktığımızda saraya ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyoruz Kösem. Korkuyu, kederi, aşkı, tecrübesizliği. Cesareti. O cesaret öyle bir cesaret ki insanı yalnız felakete götürür. Senin geçtiğin yollardan çoktan geçtik. Attığın adımları atalı yıllar oldu. Galip geleceğim savaş değil. Neden anlatıyorsunuz bunları sultanım? Neden çağırdınız beni buraya? Sana bir fırsat vermek için. Bizim kim olduğumuzu görmen için. Bu son şansın. Baba. Merhum Hünkar abimi sen zehirlemişsin. Allah bilir başka neler yaptın. Bu. Elinize nasıl geçti bilmiyorum. Lakin bir oyun oynamışlar size sultanım. Kimi kandırıyorsun? Diğer yazdığım mektuplar da elimde. İstersen hepsini hünkârımızın önüne koyalım. Doğru mu yalan mı o karar versin. Sultanım. Durun tahmin edeyim. Giray kardeşlerini zindandan çıkarmamı istiyorsunuz, öyle değil mi? Gel. Sultanımızın söyleyecekleri bitmedi. Bir işaretimizi bekliyor ağalar. Sultanım ne olur yapmayın. Babanın kaderini sen tayin edeceksin Kösem. Şimdi gidip hünkârımızla konuşacaksın. Handan Sultan'ın şehzademizi öldürmeye çalıştığını söyleyeceksin. Ve bizim bu sarayda kalmamıza ikna edeceksin. Sultanım. Zor bir tercih değil. Ya Handan Sultan'ın canı ya babanın.